Merhaba arkadaşlar, 19. Föy'deyiz. Bugün canlılar ve çevre konusunu beraberce işleyeceğiz. Şimdi bakın, canlılar ve çevrede önce varyasyonlardan, yani kalıtsal çeşitliliklerden biraz bahsedelim. Canlılar aleminde bir türün bireylerinin hiçbirisi birbirinin tamamen aynısı değildir. Popülasyonu oluşturan bireyler arasında farklılıklar gözlenir. Bakın, hatta bu tek yumurta ikizlerinde de böyledir. Tek yumurta ikizlerinde tamam, kalıtsal olarak her şey aynı ama çevrenin etkisiyle bazı farklılıklar görülebilir. Mesela tek yumurta ikizi olsanız bile dil iziniz, parmak iziniz birbirinden farklı olur. Çünkü o parmak izi oluşurken işin içerisine çevresel faktörler, kimyasal bazı maddeler de giriyor. Bundan dolayı tamamen birbirinin aynısı olan hiç canlı bulunmaz arkadaşlar. Çevresel faktörlerin, eşeyli üremenin ve mutasyonların sebep olduğu tür içindeki çeşitliliğe biz ne diyoruz o zaman? Varyasyon diyoruz. Demek ki varyasyon çeşitlilik demektir. Bakın, burada deniz kabuklarında varyasyonlar. Bakın, bir sürü görüyorsunuz, işte midyenin kabuğu var ve hepsi de bakın birbirinden farklılar. Aralarında çünkü bir varyasyon var. Bakın, burada bir balık çeşidi var. Balık çeşidinin bakın her birisi birbirinden farklı. Farklı renkleri var. O desenler farklı noktalarda. Dolayısıyla bunlarda da bir çeşitlilik var. Doğal popülasyonlarda varyasyonun iki çeşidi görülür. Bunlar kalıtsal varyasyonlar ve de kalıtsal olmayan varyasyonlardır. Bakalım önce kalıtsal olmayan varyasyonlardan gidelim. Bunlara modifikasyon da diyebiliriz. Bakın, modifikasyonlar kalıtsal değildir. Yani nesilden nesile aktarılmaz. Burada bir canlıda bir çeşitlilik olmuşsa sadece o canlıda görülür veya sadece o türde görülür. Örnek veriyorum, işte aynı bitki türü ovada ekiyorsun, gövdesi uzun oluyor. Onun tohumunu alıyorsun, dağa götürüyorsun, gövdesi kısa oluyor. O gövdesi kısa olanı tohumunu alıp getirip ovaya yerleştiriyorsun, ekiyorsun. Yine gövdesi uzun oluyor. Bakın, çevresel faktörler ne yaptı? Onun fiziksel görünümünde farklılıklar meydana getirdi. Bunlar kalıtsal olmayan varyasyonlardandır. Çevresel faktörlere beslenme, ışık, canlının yaşı, nem miktarına bağlı olarak canlının dış görünüşünde, yani fenotipinde meydana gelen varyasyonlardır. DNA'da herhangi bir değişiklik olmadığı için nesilden nesile aktarılmaz. Sulak ve verimli bir toprakta yetişen bitkinin kurak ve verimsiz bir toprakta yetişene göre daha gelişmiş olması kalıtsal olmayan varyasyonlardır. Bakın, aynı tür canlı birisi sulak yerde, öbürsü kurak yerde yaşıyor. Sulak yerde yaşayan daha iyi gelişir. Biz buna kalıtsal olmayan varyasyon diyoruz. Bakın, burada farklı çevresel şartlarda yetişen nane bitkisine ait yapraklar. Mesela bunun işte çok iyi su bulduğunu, ortamının güzel olduğunu düşünebiliriz. Bunun kurak ortamda yaşayan bir tane nane yaprağı olduğunu düşünebiliriz. Evet, bakın, burada farklı çevresel şartlarda yetişen çilek bitkisine ait yapraklar da var. Yine aynı mantığı ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. İki kalıtsal varyasyonlar. Bakın, kalıtsal dediğimiz zaman, yani nesilden nesile aktarılabilen özelliklerdir bunlar. Bir nesilde ortaya çıkmıştır. Bu özelliği gelecek nesillere de ne yapabilirsin? Aktarabilirsin. Eğer o varyasyon kalıtsal olarak sende ortaya çıkmışsa bunu nesilden nesile aktarman mümkündür. Canlıda nesilden nesile aktarılabilen farklılıklardır. Varyasyonların birçoğu kalıtsaldır. Doğada canlının yaşam mücadelesini kazanabilmeleri için sahip oldukları kalıtsal özelliklerine bağlıdır. Popülasyon içinde bazı bireyler çevresel faktörlere daha fazla direnç gösterebilmekte ve bu özelliklerini daha sonraki döllere aktarabilmektedir. Diyelim ki bir ortamda aynı tür ne olsun? Kelebek olsun. Ama birisi diyelim toprağa çok güzel uyum sağlıyor. Toprak renginde, öbürüsü beyaz renkte. Şimdi toprağa uyum sağlayan kendini daha iyi gizleyebilir. Dolayısıyla bu özelliği taşıyan bireyler ne yapar? Gelişir. O özelliği taşımayanlar ortamda elenirler. Bakın, o kalıtsal varyasyon onun o ortamda yaşamasını kolaylaştırıyor. Evet, diyelim ki işte bir tane besin var. Çok dar bir yerden alınabiliyor. Küçük boyutlu bir tane, diyelim ki uğur böceği olsun, burada onu gördüğüm için, o rahatlıkla alabiliyor. Büyük vücutlu olanlar o besine ulaşamıyorlar. Zamanla o küçük vücutlu olma özelliği nesilden nesile
aktarılır ve sadece o besini alabilen canlılar yaşar. Büyük vücutlular ortamdan elenebilirler ve bakın bu kalıtsal varyasyon nesilden nesile ne yapılır? Devam ettirilebilir. Bakın burada kelebeklerde ve de uğur böceklerinde varyasyonlar, çeşitlilikler ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Adaptasyondan bahsedelim. Canlının kalıtsal özellikleriyle bulunduğu çevreye uyum sağlamasıdır. Diğer bir ifadeyle canlının başarılı bir şekilde yaşamasını sağlayan yapısal, davranışsal ve fizyolojik özelliklere sahip olmasıdır. En iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalarak sahip oldukları özellikleri sonraki döllere aktarırlar. Uyum sağlayamayanlar ise elenerek ortadan kalkarlar. Evet, doğal seleksiyon. Ortamda yaşamasını kolaylaştıracak özelliği olanlar hayatta kalırken o özelliğe sahip olmayanlar ortamdan elenirler. Mesela diyelim çölde yaşayacaksın. Ne olacak? Mesela develerdeki gibi kuma batmama, gözünün önüne işte ikinci bir perde gelebilmesi, hörgücünde yağ depolayıp su ihtiyacını karşılayabilmesi. Bu tarz özellikleri olan diyelim, buna benzer özellikleri olan hayvanlar hayatta kalırken olmayanlar ölürler. Mesela o çöllerde yaşayan bazı farelerde vesaire burunlarında super cooling denen bir sistemle o dışarıya verdikleri nemi burunlarında geri emebiliyorlar ve dışarıya kuru hava veriyorlar. Bakın bu su kaybını engelleyen müthiş bir adaptasyondur. Buna benzer özellikleri olanlar o çevrede hayatta kalırken olmayanlar ne yaparlar? Elenirler arkadaşlar. O zaman biz bu duruma ne diyoruz? Doğal seleksiyon veya doğal seçilim de diyebiliriz. Doğal seleksiyon veya doğal seçilim Türkçesi. Biz buna doğal seçilim adını verdik. Çevre şartları değiştikçe doğal seçilim sonucu popülasyonu oluşturan bireylerde gittikçe artan kalıtsal farklılıklar ortaya çıkar. Bu süreç zamanla yeni akraba türlerin ortaya çıkışına olanak tanır. Doğal seçilim popülasyonu oluşturan bireyler arasındaki genetik varyasyonlar üzerinden işler. Popülasyonların çevreye uyumu doğal seçilimin ürünüdür. Evet, üstün özelliği olanlar o çevreye adapte olurlar, hayatta kalırlar. Üstün özelliği olmayanlar, o çevreye adaptasyonla alakalı özelliği olmayanlar elenirler. Bakın burada resimlerde bulundukları çevreye adapte olan bazı hayvanları görmüşüz. Mesela bozayı yaşadığı çevreye adapte olmak için ten rengi ona uygundur. Bakın tüy renkleri ona uygundur. Kutup ayıları aslında siyah olduğunu biliyor muydunuz? Kutup ayılarının tüy renginin bakın aynı burunlarında olduğu gibi tüy renkleri siyahtır. Fakat bu vücudundaki tüyler şeffaf olduğu için ışık çarpınca onu beyaz olarak gösteriyor. Tabi bu ona bir avantaj katıyor. Yaşadığı ortama iyi kamufle olabiliyor. Avlanmasında falan vesaire kendisine veya düşmanlarından korunmak için kendisine bir avantaj sağlıyor. Bakın çöl tilkilerinin kulakları uzundur. Çünkü ne yapacak? Böylece işte yüzey arttıracak. Terleme yüzey alanını genişletecek. Oysa kutup tilkilerinde bakın kulaklar küçüktür ve de bakın tüy renkleri beyazdır. Hem terlemeyi bu şekilde azaltmış oluyor hem de yaşadığı çevreye adaptasyonunu kuvvetlendiriyor. Düşmanlarından korunuyor. Ayrıyeten iyi gizlenebiliyor. Evet, genetik varyasyonların iki kaynağı vardır. Bunlar mutasyonlardır ve eşeğli üremedir. Yani çeşitlilik, genetik çeşitlilik mutasyonlar sonucu veya eşeğli üreme sonucu ortaya çıkar. Mutasyonlar, kalıtsal bilginin taşındığı DNA molekülünde meydana gelen beklenmedik ani değişimlerdir. Radyasyon, X ışınları, ultraviyole ışınlar, ani sıcaklık değişimleri, bazı kimyasal maddeler, genetik materyallerde artık kalıtsal hale gelen değişikliklere sebep olabilirler. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Bakın bu bilgiye dikkat. Kalıtsal olabilmesi için yani nesilden nesile aktarılabilmesi için o canlının mutlaka eşey ana hücresinde veya üreme hücresinde olması gerekir. Evet, bakın vücut hücresinde olursa sadece o canlıyı etkiler. Mutasyonun kalıtsal olabilmesi için üreme hücrelerinde veya üreme ana hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Nesiller boyunca devam eden kalıtsal değişimler tür içinde değişikliklere, varyasyonlara neden olur. Bakın mutasyonlar ve de eşeğli üreme sonucunda kalıtsal varyasyonlar ortaya çıkar. Bu varyasyon eğer canlının yaşadığı ortamda
yaşamasını kolaylaştıran, adapte olmasını sağlayan bir özellikse doğal seçilime uğrar, o hayatta kalır, özellikleri nesilden nesile aktarabilir ve bu özellik sayesinde bulundukları ortama adapte olabilirler. Bir tane soruyla devam edelim. Birinci örneğimiz 2012 YGS'de çıkmış bir soru. Evet, bakın burada iki tane deney yapılmış. Bu deneylerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Önce bir deneylere bakalım. Kirliliğin olmadığı, bu nedenle de açık renkli likenlerin ağaç gövdelerini kapladığı kırsal bir ekosistemdeki doğal kelebek popülasyonunun %95'inin beyaz renkli olduğu saptanıyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakıldığında kuşların yakaladığı kelebeklerin %86'sının siyah renkli, %14'ünün beyaz renkli olduğu görülüyor. Demek ki beyaz renkli olanlar ne yapabiliyorlar? O ortama kamufle olabiliyorlar. İkinci deneye bakıyoruz. Endüstriyel kirlilik nedeniyle likenlerin gelişemediği ve ağaç gövdelerinin fabrika bacalarından çıkan isle koyulaştığı şehre yakın bir ekosistemde ise aynı türe ait kelebek popülasyonunun %85'inin siyah renkli olduğu saptanıyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakıldığında kuşların yakaladığı kelebeklerin %80'inin beyaz renkli, %20'sinin siyah renkli olduğu görülüyor. Demek ki ikinci deneyde artık beyaz renkliler ortama kamufle olamıyorlar. Bu sefer o fabrika bacalarından vesaire, ondan dolayı siyah renkliler ortama daha iyi kamufle olabiliyorlar arkadaşlar. Bakın bir de açık renkli likenlerden dolayı beyaz renkli kelebekler daha iyi kamufle olabilirken ikinci deneyde fabrika işte bacalarından isten dolayı siyah renkli olanlar ortamda daha iyi kamufle olabiliyorlarmış arkadaşlar. Bu deneylerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Hemen birinci maddeye bakalım. Çevre koşullarındaki değişiklikler kanat renginden sorumlu gende mutasyona yol açmıştır. Ya burada deneylerin hiçbirinde mutasyonla alakalı bir bilgi verilmemiş. Mutasyon değil. Zaten o siyah renkli olan da siyahla alakalı. İşte beyaz renkli olan da beyazla alakalı genetik özellik var. Mutasyonla değiştiğine dair herhangi bir veri yok. Demek ki aradığımız şıkta bir olmayacak. İkiye bakıyoruz. Kirliliğin olmadığı ortamdaki kelebek popülasyonunun, kirliliğin olmadığı ortamda beyaz renkli kelebeklerin hayatta kalma oranı yüksekti. Popülasyonun yaklaşık %5'inin siyah kanatlı olması türün kalıtsal özelliğidir. Evet, demek ki o türde siyah renkli olma özelliği var ama siyah renkli olan kelebekler işte kuşlar tarafından daha rahat görülüyorlar. Çünkü ortam beyazsa beyaz renkli olanlar daha iyi kamufle olabiliyorlar. Ama siyah renkli olanın kamufle olabilme ihtimali düşük. Bu yüzden kuşlar tarafından daha rahat avlanabiliyor. Ama sonuçta o siyah renkli olmada o türün kalıtsal bir özelliğidir. Demek ki aradığımız çıktı 2 olacak. 3. Popülasyonlarda farklı kanat rengine sahip bireylerin oranının değişmesinin nedeni doğal seçilimdir. Kesinlikle doğru. Bakın birinci deneyde beyaz renklilerin hayatta kalma oranının yüksek olmasının sebebi beyaz likenler, onların arasında iyi kamufle olabiliyorlar. İkincide siyah renkli olanların daha çok hayatta kalmasının sebebi işte is fabrikadan çıkan dumanlar vesaireden dolayı ortamın renginin siyaha dönmesi ve bundan dolayı siyah renkli olan kelebeklerin daha iyi kamufle olabilmesidir. Bu bir doğal seçilimdir. Dolayısıyla 3 de olacak. 2 ve 3'ün olduğu Edirne'yi cevap şıkkı olarak alırız. İkinci örnekle devam edelim. 2010 YGS'de çıkmış bir soru bu. Farelerin atmacalar tarafından avlanmasında tüy rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir deney düzenlenmiştir. Bunun için aynı türe ait beyaz ve kahverengi fareler kullanılmıştır. Deney toprak zemin üzerinde ve karla kaplı zemin üzerinde iki renkten de fareler ve atmaca ile ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay görülebilen beyaz fareler, kahverengi farelere göre iki kat sayıda, karla kaplı zemin üzerinde ise kahverengi fareler, beyaz farelere göre iki kat sayıda fazla avlanmıştır. Evet, bu deney sonucu yargılarından hangilerini destekler? Demek ki arkadaşlar olayı anladınız.
Toprak zeminde kahverengi fare daha iyi gizleniyor. Atmaca beyaz fareyi görüyor. Karla kaplı zeminde beyaz fare daha iyi gizleniyor ve atmacalar kahverengi fareleri daha iyi görebiliyorlar. Şimdi buna göre bu deney sonucu hangilerini destekler ona bir bakalım. 1. Tüy rengindeki çeşitlilik farklı ortam koşullarında hayatta kalma şansını arttırır. Evet, kesinlikle doğru. Toprak zeminde kahverengi olanlar daha fazla hayatta kalırken karla kaplı zeminde beyaz renkli olanlar daha fazla hayatta kalıyorlar. 2. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü aynıdır, olmadığını görüyoruz. Bakın, kahverengi olanlar toprak zeminde daha fazla uyum sağlayabilirken beyaz renkli fareler ise nerede? Karla kaplı zeminde daha iyi uyum gösterebiliyorlar. 3'e bakıyoruz. Doğal seçilim çevreye iyi uyum yapanlar yönünde işler. Kesinlikle doğrudur. Bakın, beyaz renkli olanlar karla kaplı zemine daha iyi uyum sağlamıştır ve onlar hayatta kalmıştır. Toprak zeminde ise kahverengi fareler daha iyi uyum sağlamışlar ve de kahverengi fareler hayatta kalmışlardır. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu Denizli'yi ne yaparız? Cevap şıkkı olarak alırız. 3. örnek ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal seçilimin ürünü olarak ortaya çıkar? Şimdi arkadaşlar, mutasyonlar veya eşeyli üremeler ne yaparlardı? Bir doğal seçilime sebep olurlardı. Çünkü kalıtsal bir varyasyon meydana gelirdi. Mutasyon ve de eşeyli üreme sonucunda bir kalıtsal varyasyon meydana gelirdi. O kalıtsal varyasyona sahip olan bireyler ortamda doğal seçilime uğrarlardı ve bunun sonunda o özelliğe sahip olanlar hayatta kalırken o özelliği taşımayan bireyler ortamdan elenip giderlerdi. Evet, dolayısıyla bakın, o özelliğe sahip olanlar bulundukları ortama adapte olurlar. O zaman doğal seçilimin ürünü olarak ortaya çıkan şey nedir? Bir adaptasyondur. Bu da nerede var? Denizli seçeneğinde var. Bakterilerde antibiyotik direncinden bahsedecek olursak, antibiyotikler bakterilerin çoğalmasını engelleyen, hücre duvarı yapısını bozan çeşitli kimyasallardır. Ancak bazen bazı antibiyotiklerin etkisi zamanla azalır ve etkin mekanizmaları ortadan kalkar. Bu durumda bakteri antibiyotiğe karşı bir direnç kazanmıştır, direnç geliştirmiştir diyebiliriz. Bakterilerde direnç oluşumunda antibiyotiklerin doğrudan rolü yoktur. Bazı bakterilerin yapı moleküllerini veya enzimlerini kodlayan genlerde DNA replikasyonu sırasında meydana gelen mutasyonlar kalıtsal varyasyonlara neden olmaktadır. Yani diyor ki, bakterideki mutasyonlar sonucu antibiyotiğe karşı direnç kazanma özelliği ortaya çıkar. Ve bu özellikle bakteriler arasındaki konjugasyon denen bir olay var, paylaşılır ve de bakteriler artık ne yaparlar? O antibiyotiğe karşı direnç kazanırlar. Daha önce etkili olan bir antibiyotik mutasyon sonrası farklı özellik kazanan bakterilerde etkili olmamaktadır. Dirençli hale gelen bakterinin başka bakterilere plazmit aktarımı ile ki konjugasyonla oluyor bu, direnç geni yayılır ve diğer bakteriler de bu antibiyotikten etkilenmez. Yabani otların ortadan kaldırılmasında kullanılan herbisit, yani bitki öldürücü, ve tarım zararlısı hayvanların öldürülmesinde kullanılan pestisit, yani böcek öldürücüler gibi birçok ilacın zaman içinde etki mekanizmasının azalmasında meydana gelen mutasyonlar etkilidir. 4. örnekle devam edelim. 99 ÖSS'de çıkmış bir soru. Şimdi bakın, burada bir deney var. Bir tane kap alınmış. Önce bir açıklamaya bakalım. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren 2 petrik kabında aşağıdaki şemada gösterilen deney yapılmış. Hemen bakıyoruz. Birinci kaba çok sayıda bakteri kolonisi yerleştirilmiş. Ve bu kabın içerisine penisilin verilmiş. Penisilin en güçlü antibiyotiktir. Bunu unutmayın. Evet, nereden elde ediliyordu? Peynir küfü mantarından elde ediliyordu. Alexander Fleming bulmuştu bunu. Evet, ortama penisilin ekleniyor. Ve bu penisilin eklenince bakterilerin çoğu ölüyor arkadaşlar birinci kapta. Sadece 3 tane koloni hayatta kalıyor. Demek ki bu kolonide penisiline karşı dirençle alakalı gen var, özellik var. Ve daha sonra arkadaşlar, ikinci kaba penisilin ekliyoruz. Penisilin eklenip her 3 koloniden bakteri alınarak aşılanıyor. Demek ki buraya o 3 tane koloniden örnekler konuyor ve penisilin veriliyor.
İkinci kabın içerisinde bakteri kolonileri her yeri kaplıyor. Çünkü zaten o bakterilerin nesi vardı? Penisiline karşı direnci vardı. Bu deney sonucu ifadelerinden hangileri açıklanabilir? 1. Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir. Kesinlikle doğru. Bakın burada aynı türe ait koloniler var. Öyle değil mi? Bakın bakteri bir bakteri türü diyor. Yani tek bir tane tür, aynı tür arkadaşlar. Çoğu ölüyor ama bakın hayatta kalanlar var 3 tane. Demek ki aynı türe ait olsalar bile farklı kalıtsal özellik gösteren, bakın burada 3 tane çeşit koloni var. Demek ki farklı kalıtsal özellikler görülebiliyor. Aradığımız şıkta 1 olacak. 2. Aynı besini kullanan bireyler besin açısından rekabete girer. Burada besin rekabetiyle alakalı hiçbir şey verilmemiş. Burada penisilin antibiyotiğine karşı direnç var mı yok mu? Onunla alakalı bir çalışma yapılmış. Besinle ve rekabetle alakalı bir bilgi yok. Demek ki aradığımız şıkta 2 olmayacak. 3. Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder. Bakın 3 tane koloni arkadaşlar. Onlar hayatta kalmıştı. Ve artık bunlar penisilinin olduğu ortamda yaşayabiliyorlar. Ve sadece onlar o ortamda yaşayabilirler. Bu koşullarda yaşamaya devam ederler. Hayatlarını sürdürürler. O penisiline karşı direnç taşımayan bireyler hayatta kalamazlar. Demek ki 3 de doğru olacak. 1 ve 3'ün olduğu Ceyhan seçeneğini ne yaparız? Cevap şıkkı olarak alırız bu soruda. 5. bir örnekle devam edelim. 2013 YGS'de çıkmış bir soru bu. Hemen bakıyoruz. Bazı maddelerin bir bakteri türü üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bir deneyde A diskine çamaşır suyu, B diskine lens solüsyonu, C diskine gargara sıvısı, D diskine ise sarımsak özütü emdirilmiştir. Daha sonra bu diskler bu bakterinin kültürüne birinci durum şekildeki gibi yerleştirilmiş. Demek ki bu diskleri almışız. Birinci durumdaki gibi ne yapmışız arkadaşlar? Yerleştirmişiz. Birinci durumda bakteriler var. Ha şu ikinci durumdaki gibi A, B, C, D'yi yerleştirmişiz. İkinci durum bu oluyor. 24 saat beklemişiz. Üçüncü durum meydana gelmiş. Evet bakıyorum. En fazla bakın D'yi görüyor musunuz? D'nin etrafında hiç bakteri kalmamış. Demek ki D neydi bu arada? Sarımsak özütü. Demek ki bu bakterilere karşı en etkili olan kim? Sarımsak özütüymüş. Buna göre 3. durumla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor bana. Hadi beraber bakalım. 1. Bakterilerin çoğalmasında en fazla sarımsak özütü engelleyici etki göstermiştir. Kesinlikle doğru. Bakın sarımsak özütünü koyduğumuz diskin etrafında bakteri kalmamış. Bakın dışarıya doğru değil mi bakteriler var. Sarımsak özütü çok etkili olmuş demek ki. Aradığım ışıkta 1 olacak. 2'ye bakıyoruz. Maddeler bakterilerin hücre duvarı sentezini engellemiştir. Olabilir ama bana bununla alakalı bir bilgi verilmemiş. Ne yaptığını, nasıl bir etki mekanizmasına sahip olduğunu yukarıdaki açıklamalarda vermemiş. Bununla alakalı bir şey söyleyemem. Belki de enzim üretme mekanizmasını bozmuştur. Bilemeyiz bunu. 3. Tüm maddeler bakterilerin çoğalmasında engelleyici etki göstermiştir. Evet kesinlikle. Bakın A'da, B'de, C'de, D'de bakın bir etkisi var. Bakterilere zarar vermiş ama en fazla zarar veren D olmuş. Fakat sonuçta hepsi de etkili olduğu için 3'ü de alacağız. 1 ve 3'ün olduğu Edirne'yi cevap şıkkı olarak işaretleriz. 6. örnek. Bakterilerde antibiyotik direnci ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. 1. Antibiyotiklerin etkisinin zamanla azalması ve etki mekanizmasının ortadan kalkmasıdır. Evet kesinlikle doğru. Bir bakteri diyelim mutasyon geçirdi. Bir özellik kazandı. O özellik kendisinde olduğu için antibiyotik artık ona etki göstermiyor. Biz buna o antibiyotiğin etkisinin azaldığını ki antibiyotik direnci dediğimiz şey budur. Etkisinin azaldığını düşünebiliriz. Ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Demek ki aradığımız şıkta bir mutlaka olacak. İkinci öncülümüze bakalım. Direnç oluşumunda antibiyotiklerin doğrudan rolü vardır, yanlış. Bakterilerde antibiyotik direnci oluşumuna antibiyotiğin hiçbir etkisi yoktur.
antibiyotiğe karşı direnç geliştiriliyor. Antibiyotik bunda bir yardımcı olmuyor. Herhangi bir rol üstlenmiyor. Bir mutasyon oluyor bakteride. O mutasyon o bakteri için iyi bir şey. O antibiyotiğe karşı etkili olacak bir mekanizma geliştirmiş oluyor. Ve bunun sonucunda antibiyotiğe karşı direnç geliştiriyor. Antibiyotiğin bu işte hiçbir rolü yok. Demek iki olmayacak. 3. DNA'da meydana gelen mutasyonlar sonucu oluşan varyasyon. Sürekli söylediğim şey. Daha önce etkili olan bir antibiyotiğin mutasyon sonrası etkili olmamasıdır. Kesinlikle doğru. Mutasyon sonucu özelliği kazanıyor. O zamana kadar etkili olan antibiyotik artık etkili olamıyor. O zaman 1 ve 3'ün olduğu denizliği ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım. Yapay seçilim. İnsanlar tarafından yetiştirilen hayvan ve bitkilerin istenilen özellikleri taşıyanlarının üreme şansını arttırarak bu özelliklerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır. İnsanlar binlerce yıldır çeşitli bitki ve hayvan türleri üzerinde yapay seçilim uygulamaktadır. Ekinlerden daha fazla ürün elde etmek için, süs bitkilerinde daha canlı ve renkli koku elde etmek için, çiftlik hayvanlarında daha kaliteli et ve daha fazla ürün elde etmek için. Örneğin ne yapmışlar? İşte süt bol veren ineğin yayılmasını arttırmışlar. Genellikle üremeyi, yapay üremeyi mesela diyelim, yapay döllenmeyi onun üzerinden yapmışlar. Hem sütü bol olan hem de eti bol olan işte inekleri ne yapmışlar? Sperm ve yumurtalarını birleştirerek yapay seçilime katkı sunmuşlar. Süs köpeklerinin, güvercinlerin ve benzeri belirli fiziksel ve davranışsal özelliklere sahip olması için yapay seçilim ne yapılmıştır? Uygulanmıştır. Bakın burada Lahor güvercini çok güzel renkli. Burada Budapeşte güvercini, bunların yayılmasını insanlar ne yapmışlar? Arttırmışlar. Onların gametlerini kullanmayı tercih etmişler. Alman Modenası, İngiliz taşıyıcısı, posta güvercini, rahibe güvercini gibi türlerin yayılmasını arttırmak için insanlar onların genetiklerinin, genetik özelliklerinin yayılmasını yapay seçilimle arttırmışlardır. Yapay seçilim tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarının temelini oluşturur. Tür içindeki varyasyonlar kullanılarak yapay seçilim ile istenilen özelliklere sahip bitki ve hayvanlar üretilebilir. Örneğin bakın Brüksel lahanası, yer lahanası, karnabahar ve kara lahana ve de brokoli. Brassica oleracea adlı yabani bir hardal türünden elde edilmiştir. Bu bitkinin farklı kısımlarının tercihine dayalı yapay seçilim ile tarımsal çeşitlilik sağlanmıştır. Demek ki uç kısımlarından bakın bu yabani hardal bitkisinin uç kısımlarından lahana elde edilmiş. Uç tomurcuklar için seçilim olmuş. Karnabahar çiçek kümelerinden seçilime uğramış arkadaşlar. Ve de brokoli kök ve çiçekler için seçilime uğramış ve brokoliyi elde etmişiz. Demek ki bu yabani hardal sayesinde biz lahanadır, karnabahardır, brokolidir onları ne yapmışız? Elde etmişiz yapay seçilimle. Bir örnekle daha devam edelim. 7. örneğimize geldik. Erkek kırlangıçların kuyruk uzunluğu ile eşeysel seçilim arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla düzenlenen bir deneyde çiftleşme mevsiminde seçilen erkek bireylerin tümü halkalanarak işaretleniyor ve eşit sayıda birey içeren KLM grupları oluşturuluyor. K grubu kontrol grubu olarak kullanılırken L grubundaki kuşların kuyruk telekleri ikişer santim kesiliyor. Ve bu telek parçaları M grubundaki kuşların kuyruk teleklerine yapıştırılarak kuyrukları uzatılıyor. Demek ki bakın şu normalde olan birey şunun kuyruğunu kısaltmışız, şunun kuyruğunu uzatmışız. M'nin kuyruğu uzatılmış. Evet, kuşlar doğal ortamlarına salındıktan sonra izlendiğinde aşağıda verilen grafikler elde ediliyor. Şu grafiklere bakacağız. Bizden ne istiyor? Bu deneylere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Tabloya bir bakalım arkadaşlar. Normal olan yani kontrol grubu K idi. Dişi cezbetme süresi normalde 8 gün sürüyormuş. Ama biz kuyruğunu kısalttığımız L, gariban kuş, dişi cezbedebilmek için tam 12 gün uğraşmış. Bakın süre uzamış. Ama kuyruğunu uzattığımız zaman yani M türü 2,5-3 günde diyelim ne yapmış? Bakın M türü bir dişiyi cezbedebilmiş ve de üreyebilmiş. Demek ki bunlarda kuyruk uzunluğu ne kadar fazlaysa o kadar dişiyi cezbediyor.
Evet, L kuyruğunu kestiğimiz için 12 gün boyunca bir dişi ancak cezbedebiliyor. Gelelim ikincisine. Bakın, bir mevsim boyunca ikinci kez kuluçkaya yatanların oranı normal bir birey, normal bireylerin, yani kuyruğu normal olanların %50'si ikinci kez kuluçkaya yatarken, kısa kuyruklu olanların %20 civarı ikinci kez kuluçkaya yatarken, uzun kuyruklu olanlar demek ki dişiye ne kadar cazip geliyor ki %75 oranında ikinci kez ne yapmış? Kuluçkaya yatmış. Demek ki kuyruğun uzun olması bu kuşlar için, bu kırlangıçlar için iyi bir şey. Bu deneye göre diyor arkadaşlar. Hangileri doğru? Evet, artık olayı anladık. Birinciye bakalım. Dişi kuşlar çiftleşmek için uzun kuyruklu erkekleri tercih etmemektedir. Yanlış. Uzun kuyruklu olanları tercih etmektedir. Tam tersi yani. Aradığımız şıkta bir olmayacak. 2. Dişiyi cezbetmek için gereken sürenin kısalması bu kuşların bir mevsim boyunca ikinci kez kuluçkaya yatma olasılıklarını arttırır kesinlikle. Çünkü bakın, M hemen 3 günde dişiyi cezbetmiş. Dolayısıyla ikinci kez kuluçkaya yatmak için daha bol zamanı var. Demek ki aradığımız şıkta 2 olacak. 3. Kuyruk uzunluğu ile bir mevsim boyunca İkinci kez kuluçkaya yatma yüzdesi arasında pozitif bir ilişki vardır. Kesinlikle doğru. Kuyruk uzunluğu arttıkça ikinci kez kuluçkaya yatma süresi de ne yapmaktadır? İkinci kez kuluçkaya yatma olasılığı artmaktadır. Dolayısıyla aradığımız şıkta 3 de olacak. 2 ve 3'ün olduğu Denizli'yi ne yaparız? Cevap şıkkı olarak alırız. 2014 YGS'de çıkmış bu soruda. Örnek 8. Bir bitkinin sıcaklığın çok yüksek değerlerde olduğu bir ortamda yaşayabilmesi özelliklerinden hangilerine sahip olmasına bağlıdır? Yani biz yüksek sıcaklık olan bir ortamda yaşaması için sahip olması gereken özelliklere bakıyoruz. Örtü tüylerinin bulunması faydası olur mu? Olur. Niye? Fazla ışığı geri yansıtır. Fotosentez hızını düşürür. Su kaybını engeller. Demek ki bir olsun. Yaprak ayasının geniş olmasını ister miyiz, istemeyiz? Yaprak ayası genişse çok su kaybedersin. Evet, geniş yüzeyli yapraklar bol stoma taşırlar ve dolayısıyla da bol su kaybı olur. İki aranan bir özellik değil. 3. Su depolayan gövde taşıması aklınıza kaktüs gelmiştir. Kurak ortamda yaşayan bir bitki için gövdede su depolama iyi bir avantajdır. 3 de olsun. 4. Köklerinin toprağın derinliklerine kadar inmesi. Evet, kurak ortamlarda su toprağın derinliklerindedir. Su toprağın derinliklerinde aranmalıdır. Bundan dolayı da ana kökün iyi gelişmesi ve suyun toprağın derinliklerinde aranması, öyle güçlü bir kök sistemine sahip olma istenen bir özelliktir. 4'ü de alacağız. 1, 3 ve 4 nerede var? Edirne'de var. Bu da cevabımızı bu soruda Edirne yaptı. 9. örnekle devam edelim. Doğal seçilim ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bana. 1. Ham maddesi popülasyondaki genetik varyasyonlardır. Evet, kesinlikle doğru. Ne demek yani? Diyor ki bu, o popülasyonun içerisindeki genetik çeşitliliklerle doğal seçilim olur. Diyelim ki mutasyon geçirdin bir popülasyon içerisinde. Sonuçta sen o popülasyon içindeki bir bireysin. Senin oradaki genlerinde mutasyon meydana geldi. O ve tür içerisinde bir çeşitlilik meydana geldi ve de işe yarayan bir özellik ve sen buna dayanarak ne yaparsın? Doğal seçilime uğrayabilirsin. Dolayısıyla ham madde popülasyon içindeki genetik varyasyonlardır. Yani o popülasyon içindeki bireylerde mutasyonlar sonucu değişiklikler olur. Ham madde orasıdır. Demek ki aradığım şık da 1 olacak. 2. Eşeğli üreme ve kalıtsal mutasyonlar genetik varyasyonların kaynağıdır. Evet, öyle arkadaşlar. Genetik çeşitlilikler nasıl ortaya çıkar? Mutasyonlar ve de eşeğli üreme sonucu ortaya çıkar. Demek ki aradığım şıkta 2 de olacak. 3. Canlının vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar gelecek nesillere aktarıldığı için genetik varyasyonlara neden olur. Kesinlikle yanlış. Çünkü vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar o canlıyı etkiler ama gelecek nesillere aktarılamaz. Dolayısıyla 3 olmayacak. 1 ve 2'nin olduğu Denizli'yi ne yaparız? Cevap şıkkı olarak alırız. Evet, geldik ödev testine. Orta seviye ödev testi. Birinci soru, varyasyon ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bana. Bakıyorum hemen. 1. Popülasyon oluşturan bireyler arasında farklılıktır. Evet, varyasyon çeşitliliktir.
Dolayısıyla arkadaşlar popülasyonu oluşturan bireyler arasındaki farklılıklar, çeşitlilikler varyasyonla ilgili doğru bir ifadedir. Aradığım şık da 1 olacak. 2. Çevresel faktörlerdeki değişiklikler tür içi varyasyona neden olurken eşeyli üreme tür içi varyasyonlara neden olmaz. Tam tersi arkadaşlar, eşeyli üreme ve de mutasyonlar tür içerisindeki varyasyonlara neden olur. Demek ki aradığım şıkta 2 olmayacak. 3. Beslenme, ışık, sıcaklık gibi faktörlere bağlı canlının dış görünüşünde meydana gelen varyasyonlar kalıtsaldır. Hayır, biz onlara modifikasyon diyoruz. Kalıtsal değildir. Dolayısıyla yalnız birin olduğu Adana'yı cevap şıkkı olarak alırız. Gelelim ikinci soruya. Yukarıdaki olaylardan hangileri canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran adaptasyonlardandır? 1. Canlıların uygun mevsimde yavrulaması. Evet, bakın bu yaşama şansını arttıran bir adaptasyondur. Örneğin su sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda işte dişilerin yumurta yapması, suyun içerisinde balıkların mesela erkek balıkların gelip sperm bırakması. Bakın ne kadar önemli değil mi? Eğer kışın yapsalardı yavru oluşma şansı yoktu. Dolayısıyla uygun mevsim canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran bir adaptasyondur. Aradığımız şık da 1 olacak. 2. Memelilerin deri altındaki yağ tabakasının yazın ince, kışın kalın olması. Kışın kalın olursa ne yapar? Soğuğa karşı kendini korur. Ayrıyeten işte yazında mesela ne oldu? İnce oldu. Sıcaklıktan o oranda ne yaptı? Daha az etkilendi. Bu da yine yaşama ve yaşama şansını arttıran bir adaptasyon olarak söyleyebiliriz. Demek ki aradığımız şık da 2 de olacak. 3. Göçmen kuşların yazı serin, kışı ise sıcak iklimlerde geçirmesi. Çünkü bu canlılar ne yapacaklar? Soğuk ortamlarda besin bulamayacaklar. O yüzden göçmek zorundalar. Başka yerlere, sıcak yerlere göçerek ne yapıyorlar? Yaşama şanslarını, üreme şanslarını arttırıyorlar. Demek ki aradığımız şık da 3'te olacak. 1, 2, 3'ün olduğu Edirne'yi ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir memeli grubunun farklı ekosistemlerde yaşayan bireylerinde aşağıdaki durumlar görülüyor. Bakın bir memeli grubu bu. Soğuk bölgelerde yaşayan bireyler sıcak bölgelerde yaşayanlardan daha iri vücutlu. Demek ki o ne yapıyor? Derisinin altına yağ depoluyor olabilir daha iri olabilmek için. Soğuk bölgelerdeki bireylerin kulakları ve burnu daha kısa, evet, terleyerek ısı kaybını azaltmak için böyle bir şey yapabilirler. Bu adaptasyonlar aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? Evet, neden? Bakın kulakların kısa olması ısı kaybını engellemek için. Ayrıca soğuk bölgelerde daha iri olmaları yağ depolamayla alakalı. Yani vücut sıcaklığını korumayla alakalı bir şey görmemiz lazım. Işıkla alakalı bir durum değil. Düşmanlardan korunmayla alakalı değil. Yağ depolama Bursa'da olmayacak. Geniş bir alana yayılma, yağ depolama, kulağın kısa olmasıyla hiç alakalı değil. Ceyhan'da değil. Isı kaybını arttırmak değil, azaltmak olsa belki hani bu işte soğuk bölgelerde kısa olması vesaire düşünülebilir ama tam olarak değil. Vücut sıcaklığını korumak, bakın evet işte bu tam güzel izah ediyor. Çünkü vücut sıcaklığını korumak için kışın derilerin altına yağ depolarlar, daha iri vücutlu olurlar ve soğukta işte kulak gibi, burun gibi uzuvları ne yapar? Daha kısa olur. Burada zaten amaç vücut sıcaklığını korumaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri adaptasyon örneğidir diyor bize. 1. Kutuplardaki memeli türlerinin ekvatordakilere göre daha açık renkli olması bir adaptasyon örneğidir. Böylece daha iyi kamufle olabilirler, bulundukları ortama adapte olurlar. Bu kalemunların bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi bu onlara özgü bir adaptasyondur bakın. Çünkü bütün bu kalemunlar renk değiştirebilirler ve bir bu kalemun bu özelliği yavrusuna aktarır. Demek ki o türe ait bir adaptasyondur bu. Aradığım şıkta 2 de olacak. 3. İnsanlarda saç renginin güneşte açılması. Bakın yani o insana ait bir şey bu, öyle değil mi? Hani o açık renk daha sonraki nesillere öyle devam ediyor mu? Diyelim ki adamın saç rengi koyu.
güneşte saç rengi açıldı. O çocukları da artık açık renkli olarak mı doğuyor saçları? Hayır. Demek ki o zaman bu artık kalıtsal bir şey değil. Çünkü adaptasyon için biliyorsunuz mutasyonlar ve de eşeyli üreme gerekir. Yani adaptasyonlar bir kalıtsallık barındırması gerekiyor. Bu durum bir kalıtsallık değildir. Sadece bulunan ortamla alakalı bir modifikasyon diyebiliriz belki. O ortama vücudun verdiği bir tepkidir sadece. Dolayısıyla bunu almayız. 1 ve 2'nin olduğu Denizli'yi alabiliriz. Çünkü onlar güzel adaptasyon örnekleridir. Cevabımız da Denizli oldu bu soruda. 5. soruyla devam edelim. Bakterilerde antibiyotik direnci ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir bakteri türünde etkili olan bir antibiyotiğin zamanla etki mekanizmasını yitirmesidir. Evet, bakın bunu nasıl sağlıyordu? Bakterinin işte DNA'sında mutasyon meydana geliyordu ve artık o mutasyon o antibiyotiğin o bakteriye zarar vermesini engelliyordu. Dolayısıyla aradığımız şık da bir olacak. Çünkü antibiyotiğin etkisi zamanla kayboluyor bu tarz bir antibiyotik direncinde. 2. Bakteride meydana gelen mutasyonlar sonucu daha önce etkili olan bir antibiyotiğe karşı direnç geninin oluşmasıdır. Anlatmaya çalıştığımız tam olarak bu. Bir mutasyon geçirmiştir ve o antibiyotiğe karşı artık bir direnç geni vardır ve o antibiyotik artık etkilememektedir. Böylece bir antibiyotik direnci ortaya çıkmıştır. Aradığımız şıkta 2 de olacak. 3. Bakterilerin konjugasyon yapması ile bu direnç geni diğer bakterilere de aktarılabilir. Evet, bakın ne yapar? O geni ortama artık adapte olabildiği için, o antibiyotik ona zarar vermediği için kendisiyle aynı türde olan bakterilere de bu özelliği konjugasyonla aktarır plazmitleri sayesinde ve böylece o tür o antibiyotiğe karşı direnç kazanır. Demek ki 3 de olacak. 1, 2, 3'ün olduğu Edirne'yi ne yaparız? Cevap şıkkı olarak alırız. 6. soruya geldik. Bakın yukarıda tabloyu vermiş. Bunu aşağı yukarı biliyoruz. Mutasyon ve eşeyli üremeler kalıtsal varyasyonlara yani çeşitliliklere yol açarlar ve bunun sonunda bir canlıda ne meydana gelir? Doğal seleksiyon veya doğal seçme gerçekleşir. Çünkü o kazanılan özelliğe göre ne yapacak? O yeni özelliği o ortamda yaşamasını güçlendiren bir adaptasyon haline getirecek ve o ortamda bu özelliği taşıyanlar hayatta kalırken taşımayanlar elenecekler ve bu özellik yeni türlere aktarılacak. Şimdi burada ne diyor? Tür içinde farklılaşmayı gösteren yukarıdaki şemada X ve Y ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Evet, mutasyon ve eşeyli üremeler kalıtsal varyasyonlara. Kalıtsal varyasyonlar o sahip olan birey o ortamda yaşamaya başlayacak artık. O ortamda yaşamasını sağlayan güçlü bir özellik olacak. Örneğin bir bakteri ne oldu? Bir mutasyon geçirdi ve bir antibiyotiğe karşı direnç kazandı. Bakın kalıtsal varyasyon elde etti. Ve artık o bakteri doğal seçmeyle hayatta kalabiliyor, ortama adapte olabiliyor ve bunu yeni nesillere aktararak, etrafıyla paylaşarak artık o antibiyotiğe karşı yeni bir tür, dirençli yeni bir tür ortamda var arkadaşlar. Şimdi burada X ve Y ile gösterilen yerlere hangisi gelmelidir? Zaten burada söylemişiz. X doğal seçme olacak. Bakın doğal seçme veya doğal seleksiyon olabilir. Bursa veya Edirne'den birisi cevap. Sonra Y ise adaptasyon olacak. Nerede var? Bakın Bursa seçeneğinde var. Gelelim yeni nesil sorulara arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Kutuplarda yaşayan hayvanların tüy renklerinin beyaz olmasından yola çıkarak tüy renginin canlının yaşadığı ortamda baskın bir tür haline gelmesindeki etkeni araştıran bir bilim insanı benzer bir deney yaparak beyaz ve gri tüylü fareleri gri zeminin bulunduğu bir ortamda tilki ile buluşturmuş. Bir süre sonra beyaz farelerin azalmaya başladığını, gri farelerin ise arttığını gözlemlemiştir. Bakın deney yapmış. Bize ne soruyor? Bunun üzerine kutuplarda yaşayan hayvanların beyaz olması ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Evet, deneye bir daha bakalım arkadaşlar. Ne yapmış? Bir tane tilkimiz var.
gri bir zemin hazırlamış. Beyaz fare popülasyonu gri fare popülasyonundan daha fazla. Bakın başlangıçta beyaz fareler daha fazla. Tam 5 tane. Gri fareler 3 tane. Ama zemin bakın gri. Bazı fareler tilki tarafından yeniyor. Çünkü zemin gri arkadaşlar. Beyaz fareleri daha rahat görebilir tilki. Ve bir süre sonra beyaz fareler tilki için daha görünürdür. Beyaz fareler daha fazla yenir. Bakın beyaz fare sayısı azalmış. Gri fareler olduğu gibi duruyor. Gelecek nesil daha fazla sayıda gri fare içeriyor. Beyaz fareler ortam gri olduğu için kolay görünüyorlar tilki tarafından. Tilki onları daha rahat görüyor. Gri fareleri yeterince iyi göremiyor. Ortamda gri farelerin sayısı artarken beyaz farelerin sayısı azalıyor. Demek ki o bulunduğu ortam, bulunan ortam gri ortam, gri fareler için iyi bir uyum sağlıyor. Ama beyaz fareler orada çok iyi uyum sağlayamıyorlar. Şimdi buna göre kutuplarda yaşayanların beyaz olması ile ilgili hangilerini yapabiliriz? Hangi yorumları yapabiliriz? 1. Doğal seçilimin ürünüdür. Evet, ortam beyaz olduğu için orada hayvanların beyaz olması da doğal seçilimle ortaya çıkmıştır. Çünkü orada gri renkli olan bir hayvan, koyu renkli olan bir hayvan daha rahat görünecektir ve daha kolay bir av olacaktır. O zaman beyaz renkli olma, beyaz tüylü olma doğal seçilimin ürünüdür diyebiliriz. Aradığımız şıkta bir olacak. 2. Popülasyondaki diğer canlılarla yaşama şansları aynı olmayabilir. Evet, beyaz renkli olanların yaşama şansı daha fazladır. Çünkü bulundukları ortama daha iyi kamufle olabilirler. Daha iyi uyum sağlayabilirler. 3. Tüy renginin koyu renk olması yaşama şansını her zaman olumlu etkiler. Bakın buradaki ortamda tüy renginin koyu olmasının olumsuz etkilediğini gördük. Her zaman olumlu etkiler diyemeyiz. Dolayısıyla 3 olmayacak. 1 ve 2'nin olduğu denizliyi cevap şıkkı olarak alırız. İkinci bir soruyla daha devam edelim. Soğuk iklimlerde yaşayan memeli ve kuşların vücut çıkıntıları sıcak iklimlerde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür. Evet bakın kutup tilkisinin kulaklarına dikkat edin daha küçüktür. Çöl tilkisinin kulaklarına bakın daha büyüktür bunu görüyoruz. Bu uyum amaçlarından hangilerine yöneliktir? Neden kutuplarda yaşayanların kısa işte çöllerde yaşayanlarınki uzun? Evet. Hemen bakalım şıklarda bize neler diyor. 1. Kutuplara doğru gidildikçe havanın soğumasına bağlı olarak temas yüzeyini azaltmak. Evet bakın böylece uzuvları küçülterek terleme yüzeyini, havayla temas yüzeyini dolayısıyla ısı kaybını ne yapabiliyor? Azaltabiliyorlar. Havanın soğumasından daha az etkilenebiliyorlar temas yüzeyini azaltarak. Bu bizim durumumuzu açıklayan bir madde olabilir. O zaman biri alalım. 2. Ekvatora doğru gidildikçe havanın ısınmasına bağlı olarak temas yüzeyini azaltmak. Bakın hava ısınınca temas yüzeyini azaltmak değil arttırmak gerekir ki fazla ısıyı dışarıya atabilsin. Dolayısıyla temas yüzeyini azaltmak değil arttırmak için uzun kulaklı olmuş. Demek ki aradığımız şıkta 2 olmayacak. 3. Ekvatora doğru gidildikçe havanın ısınmasına bağlı olarak terleme yüzeyini arttırmak. Evet daha fazla terleyebilmek için işte burun gibi kulak gibi uzuvlarını daha geniş tutuyor, daha büyük tutuyor, temas yüzeyini arttırıyor ve de ısıyı ne yapabiliyor? Daha rahat dışarıya atabiliyor. 3'ü de alabiliriz. 1 ve 3'ün olduğu Edirne'yi o zaman ne yaparım? Cevap şıkkı olarak işaretlerim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.